Arkadaşlar verilen ifadenin en küçük değerini alması ya buranın 0 olması ya da buranın 0 olmasıyla mümkündür. Birinci ifadeyi 0 yapan x değeri 3 bölü 2'dir. İkinci ifadeyi 0 yapan x değeri 1'dir. X yerine 3 bölü 2 yazıldığında burası 0 artı. Diğer taraf 3 bölü 2 eksi 1'e eşittir. Buradan da ne elde edeceğim? 3 bölü 2'den 1 çıktığında 1 bölü 2 o ifadede bu işlemin sonucunu 1 bölü 2 yapacak. X yerine 1 yazdığım zaman ise arkadaşlar birinci ifade ne olacaktır? 2 eksi 3 olacaktır. Diğer ifade 0 olacaktır. Buradan da bu işlemin sonucu 1 olarak elde edilir. Bu ifadenin sonucu daha küçük olduğu için sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadede eğer ki A yerine 2 ve B yerine eksi 2 yazılırsa bu durumda şunu elde ederim. A'dan yani 2'den 2'yi çıkardığımda birinci ifade 0 artı. Burada B yerine eksi 2 yazıp bunu 1 ile toplarsam bu ifade mutlak değer eksi 1'e yani 1'e eşit olacaktır. Ve bu durumda A çarpı B ifadesi en küçük değerini eksi 4 olarak alacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar mutlak değerli iki ifadenin toplamı 0 olacaksa ya bu 0'dır hatta bu 0'dır ve bu 0'dır. İkisinin aynı anda 0 olması lazım. Bu durumda x ifadesi 3y'ye eşit. 2y ifadesi de neye eşittir? 5z'ye eşittir. X, y, z'nin birer pozitif tam sayı olduğunu unutmayalım. Bu durumda değerli arkadaşlar ne yapalım? Burada eğer ki y'nin 5 olduğunu söylersem z'nin değeri 2 olmalı. Y yerine 5 yazarsam x'in değeri de 15 gelmelidir. X'in değeri 15, y'nin değeri 5 ve z'nin değeri 2 olduğundan bu ifadelerin toplamı en az 22 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifade dışarıya aynen çıktıysa demek ki burada x ifadesi 2'den büyük veya 2'ye eşit olmalıdır. Bu ifade dışarıya çıkarken eksiyle çarpıldıysa demek ki burada x ifadesi 7'den küçük veya 7'ye eşit olmalıdır. Bu durumda x'in değer aralığı 2'den büyük veya 2'ye eşit, 7'den küçük veya 7'ye eşit olmalıdır. Bu durumda x için yazabileceğimiz değerler 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7'dir. Toplamda kaç tane var? 6 tane var. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifade düzenlendiğinde burası 2 çarpı mutlak değer x artı y. Alt tarafta mutlak x ile mutlak y'nin toplamı şeklinde yazılabilir. Şimdi biz neyi biliyoruz? Mutlak değerli ifadelerde mutlak değer x artı y ifadesinin mutlak değer x ile mutlak değer y'nin toplamından küçük veya eşit olacağını biliyoruz. Bu x'in birbirine eşit olması durumunda zaten bu ifade ile bu ifade birbirini götürüp iki ifadesi elde edilebilir. Ancak genel olarak eşitlik dışında şunu söyleyeceğim. Yukarıdaki ifade küçük bir ifadeyken alt taraftaki ifade büyük bir ifade. Yani yukarısı küçük, alt taraf büyük olduğu için ben bu ifadenin 2 çarpı basit kesir olduğunu söyleyebilirim. Şimdi basit kesirlerle ilgili ne biliyorum? Basit kesirlerle ilgili buradaki ifadenin eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyorum. Bu ifadeler mutlak değerli olduğu için negatif kısmı karıştırmamam lazım. Demek ki buradaki ifade 0 ile 1 aralığında bir ifade. Ve siz bu ifadeyi 2 ile çarptığınızda bu ifadenin sonucu 0 ile ne aralığında gelecektir? 2 aralığında gelecektir. Yani buradaki x değeri 5 bölü 2 olamayacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bu eşitsizliği elimize alalım ve biz bu eşitsizliği önce 2 ile çarpalım. O halde burası eksi 6, küçüktür ne oldu? 2x küçük eşittir 2 oldu. Eşitsizliğin bütün terimlerine eğer ki artı 1 eklenirse bu durumda arkadaşlar elde ettiğimiz ifade burası eksi 5'tir. Burası 2x artı 1'dir ve burası da ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Şimdi burada hemen şunu düşünmenizi isteyeceğim. Bakın çok güzel bir soru aslında. 2x artı 1 ifadesi 3'e, 2'ye, 1'e ve 0'a eşit olabilir. Aynı şekilde eksi 1'e, eksi 2'ye, eksi 3'e, eksi 4'e de eşit olabilir. Yalnız burada şunu düşünmenizi isteyeceğim. 3'e ve eksi 3'e eşit olduğunda bu ifade mutlak değer içerisinde olduğu için 3 değerini alacaktır. 2'ye ve eksi 2'ye eşit olduğu için bu ifade mutlak değer içerisinde olduğu için 2 değerini alacaktır. 1'e ve eksi 1'e eşit olduğunda bu ifade mutlak değerli olduğu için 1 değerini alacaktır. 0 olduğunda 0 değerini ve eksi 4 olduğunda 4 değerini alacaktır. Buradaki değerler sayıldığında 5 farklı değer olduğu için doğru yanıt D seçeneğidir.
Arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş 3 tane sayımız bulunmakta. Birinci sayı x ifadesi, en büyük sayı z ifadesi ve ortada ne var? Y var. Bu durumda x ile y'nin arasındaki uzaklığa k dersem, y ile z arasındaki uzaklığa da m dersem, buradan şunu söyleyebilirim. Z sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı, yani y'ye olan uzaklığı m birim, x'e olan uzaklığı k artı m birim. Ve bunların toplamı 32'ymiş. Y sayısının z'ye olan uzaklığı m birim, x'e olan uzaklığı k birim. Bu ikisinin toplamı da 17 imiş. Bu durumda alt taraftaki ifade eksi ile çarpılıp bu iki ifade alt alta toplanırsa buradan m'nin değerinin ne olduğu bulunur? 15 olduğu bulunur. Eğer m'nin değeri 15 ise bu durumda arkadaşlar m ile k'nın toplamı 17 olduğundan k'nın değeri 2 olmalıdır. Bizden x eksi y farkı sorulmakta. Öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum. X burada küçük sayı, y burada büyük sayı. Küçükten büyük çıkartırsam negatif elde ederim. Aradaki fark 2 olduğundan bu ifade eksi 2 olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadeyi okuduğumuz zaman hemen şunu görmemiz lazım. Eğer mutlak değer x, x'in gerçek değerinden büyükse demek ki x burada sıfırdan küçük. Mutlak değer y ifadesi y'ye eşitse demek ki burada arkadaşlar y sıfırdan büyük bir ifadedir. Tabi burada sıfıra eşit olma durumu da söz konusudur. Bu durumda bu ifade doğrudur. Bu ifade de doğrudur ama burada eşitlik olduğu için bu ifadenin daima doğru olduğunu söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar biz burada x ile y'nin çarpımının sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğunu daima söyleyebilir miyiz? Evet söyleriz. Çünkü y'nin sıfır olma durumunda buradaki eşitlik sağlanacaktır. Birisi pozitif, birisi negatif olduğu için bu ikisinin çarpımı sıfırdan küçüktür. O halde bu öncül de daima doğrudur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar mutlak değerli ifadelerde bu eşitliğin sağlanabilmesi için x ile y ne olmalı? Aynı işaretli olmalı. Yani ya ikisi de eksi olmalı ya da ikisi de artı olmalı. Bu durumda işaretler aynı olduğu için arkadaşlar çarpımlarının sonucu sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olabilir. Yani birisi sıfır olduğunda da bu eşitlik bozulmayacaktır sonuçta. O halde bu doğrudur. Yalnız ikisi de negatif olduğunda toplamları sıfırdan büyük olmayacaktır. O yüzden bu ifade arkadaşlar her zaman doğru değildir. X bölü y ifadesinin sıfırdan büyük olduğunu her zaman söyleyemem. Çünkü burada eğer ki y sıfır olursa x bölü sıfır ifadesi tanımsız olacağından bu da daima doğru değildir. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Birer tam sayı olmak üzere şeklinde veriliyor. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Hesaplayalım. Şimdi bitişik olursa daireler şu şekilde yazmamız gerekiyormuş. Yazalım. Mutlak değer içerisinde u eksi 7 artı mutlak değer içerisinde v eksi 5. Bu ne eşitmiş? Eksi mutlak değer içerisinde 16 p eksi 160. Şimdi böyle bir durumun olabilmesi yani burası mutlak değer, burası mutlak değer. Bu ya pozitiftir ya sıfırdır. Bu da pozitif sıfırdır. Toplamları ne olur? Pozitif ya da sıfır olur. Şu da mutlak değer, bu da pozitif ya da sıfır. Ama önünde eksilik varsa burası kesinlikle ve kesinlikle ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. O zaman buradan u ne gelir? Bu da sıfır, bu da sıfır. U 7 gelir. V'de ne gelir? 5 gelir. Buranın sıfır olması için de o zaman ne olması lazım? 16p artı 160'ın ne olması lazım? Çünkü buradan 16p'den eksi 160'ı çıkarmıştık. Burası sıfıra eşit olması lazım. Buradan p'de ne olur? Eksi 10 olur. İşlemleri yapalım. U'ya 7 yazıyorum. Eksi v'ye 5 yazıyorum. Şurada da eksi 10'um var. Eksi 50 artı 50. 7 daha 57 c seçeneği.